Herkese merhabalar. SQL ile veri tabanlarına giriş derslerimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu serimizde sizlere hiç sıfırdan SQL bilmeyen bir kişiye, hiç hayatında veri tabanı ile ilgili tek satır işlem yapmamış bir kişiye veri tabanları ile ilgili genel ve temel bilgileri anlatacak bir video serisi hazırladım ve bu derste de bu video serisine giriş yapıyoruz. İlk dersimiz olacak. Yani bu serinin amacı veri tabanlarını öğrenmek isteyip ama daha önce öğrenemeyen, fırsat bulamayan, vakit bulamayan ya da derste okulda görmüş ama hiçbir şey anlamamış. Çünkü çok fazla teorik anlatılıyor üniversitelerde veri tabanı dersi. Bu arkadaşlarımıza konuları böyle daha ayağa yere basar şekilde, daha net, daha kesin ve daha temel olarak öğretmeyi amaçlıyoruz. Bir SQL konusuna ve veri tabanlar konusuna hiç bilmeyenler için bir temel konseptlerin öğretileceği bir kurs olacak arkadaşlar. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Veri tabanı nedir? Veri tabanı kavramının İngilizcesi database. Veri tabanı nedir? Veri tabanı yani database nedir? Tek bir satırlık çok kısa bir tanım size. Bunu tabii açacağız. Uzun uzun açacağız ama veri tabanı birbiriyle ilişkili bilgi veya verilerin depolandığı alanlardır. Yani siz birbiriyle alakası olan bilgileri toparlayıp bir yerde depoluyorsanız siz aslında bir veri tabanı yapmış oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse ekranda da gördüğünüz üzere mesela telefon rehberi. Sizin bunun birbiriyle ilişkisi ne peki telefon rehberindeki kayıtların? Sizin tanıdığınız kişiler olması. Yani bir ilişkisi var bu kişilerin. Sizi tanıyor ortak tanıdıkları. Sonra okuldaki öğrencilerin listesi. Bunun ortak özelliği ne? Aynı okulda okuyan öğrenciler belli bir yerde tutuyorsunuz. Sonra bir başka örnek. Bir şirkette çalışan kişilerin özlük bilgileri de dahil maaşları, işte sicil numaraları, ev adresleri, telefon numaraları, iş yerindeki pozisyonları, title'ları vesaire vesaire aldığı yıllık izinler vesaire bunların hepsinin tutulduğu tüm bu bilgiler bir veri tabanı içinde tutulabilir. Sonra daha bir günlük hayattan ve sosyal medya dünyasından bir örnek vermek gerekirse Facebook hesabınızdaki arkadaşlarınızın listesini de bir veri tabanı olarak düşünebilirsiniz. Yani veri tabanı aslında arkadaşlar biz birbirleriyle ilgili verilerin bir arada tutulduğu depoladığımız alanlara veri tabanı diyoruz. Yani buradaki şartımız şu. Veri olacak, depolayacağınız bilgi ya da veri olacak. Yani bize bir şey ifade edebilir ya da etmeyebilir. Mesela veri de olabilir. Bir mesela sensör verisi de olabilir. Mesela bir nasıl diyeyim size nem sensörünün gönderdiği veriler olabilir. Ya da bir elektronik cihazın sensör verileri olabilir. Biz onu anlamayabiliriz. Onları henüz biz bilgi haline çevirmemiş olabiliriz. Bakın veriyle bilgi arasındaki farkı da burada hani hatırlatayım. Veri bizim daha bilgiye çevirmediğimiz sayılardan, rakamlardan oluşan şeylerdir arkadaşlar. Varlıklardır. Bilgi ise bizim anlamlandırdığımız şeylerdir, varlıklardır. Verileri anlamlandırdıktan sonra bilgiye dönüştürürüz. Ama veri tabanı için fark etmiyor. Bilgiyi de depolayabilirsin, veriyi de depolayabilirsin. Yani ondalık sayı böyle bir sürü sensörün size gönderdiği mesela arabayı düşünün bir otomobilin sensörü bir sürü veri üretiyor. Otomobil giderken artık hepsi elektronik ve bilgisayar içeriyor bütün otomobiller. Tesla'yı düşünün mesela. Anlık böyle saniyede onlarca yüzlerce veri üretiyor ve kendi bilgisayarı var o otomobilin içinde bir yol bilgisayarı var. Onun içine saklıyor bunları. Bu sensörde üretilen veriler anlamlı mı? Bir insan baktığı zaman bunu anlar mı? Anlamaz. Çünkü otomobile özgü işte sürtünme verisi, lastik basıncı verisi, bilmem ne verisi. Bunlar özel böyle katsayılar, rakamlar vesaire. Ama olsun. Bunları depoladığınız zaman bir arada bu bir artık veri tabanı oluyor. O Tesla'nın içinde de bir veri tabanı var aslında. Şimdi veri tabanının kavramını anladığımızı düşünüyorum. Yani birbiriyle ilişkili mesela sensör verileri, A sensörün ürettiği veriler ya da işte Tesla'nın lastiğinin tekerleğinin ürettiği veriler mesela tekerle ilgili. Yani hepsi bir ortak yanı var. Ortak yanı olan verileri bir arada tuttuğunuz zaman bunları bir yerde depoladığınız zaman bunlar veri tabanı diyorsunuz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Veri tabanları birçok farklı şekilde olabilir.
İlla bilgisayardaki SQL Server ya da PostgreSQL olmak zorunda değil. Şimdi veri tabanı dediğimiz kavramı anlatıyorum. Daha sonra bizim o sizin tahmin ettiğiniz, düşündüğünüz veri tabanı kavramına geleceğim. Şimdi kağıt üzerinde olabilir. Siz kağıt üzerinde şey yazabilirsiniz değil mi arkadaşlar? Telefon arkadaşlarınızın isimlerini işte 5 tane 10 tane neyse eskiden telefon rehberleri tutarlardı mesela. Benim annemin vardı böyle küçük böyle üstü deri kaplı küçük bir defter. Oraya yazardı böyle telefon isimlerini işte bilmem işte Münevver Hanım bilmem ne komşusunun isimlerini tek tek işte Sema Hanım falan filan böyle komşuların isimlerini yazardı. Bu da bir veri tabanı. Aslında annem de bir veri tabanı tutuyor. Ama kağıt üzerinde bir defter şeklinde bu da bir veri tabanı. Telefon rehberi veri tabanı. Evet. Ancak benim cep telefonumdaki telefon rehberi de var ama o gerçekten bir veri tabanı var onun içinde. O orada tutuyor. Yani bakın buradaki amaç aynı özellikteki verilerin bir arada depolanması. Kağıt üzerinde de olur, telefonda da olur, bilgisayarda olur. Sonra text dosyasında tutuluyor. Bilgisayar ilk icat edildiği zamanlarda veriler text dosyalarında tutuluyordu. Daha o zamanlar veri tabanı, relational database'ler sizin anladığınız o SQL Server vesaire relational database diyoruz onlara. İlişkisel veri tabanı deniyor onlara. Biz kısaltıp onlara veri tabanı diyoruz. Aslında onlar ilişkisel veri tabanı. Geleceğim o konuyu merak etmeyin. Mesela onlar yokken tekste tutulurdu eski mainframe bilgisayarlar. Böyle tekstler halinde, tekst dosyaları halinde tutarlardı tüm verileri. Sonra günümüze yaklaştıkça Excel dosyalarını, mesela siz Excel dosyasında tuttuğunuz veriler sizin aslında bir veri tabanı. Basit de olsa bir veri tabanı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Mesela ben size şöyle bir Excel sheet'i gösteriyorum. Okul no, adı, bölüm. Numarası 100, 101, 102 diye gidiyor. Öğrencilerin isimleri var ve bir sütunda, diğer sütunda da bölümleri var. Mesela elektronik mühendisi Ali, Kaan, öğrenci numarası 101, bilgisayar mühendisliğinde okuyor. İşte buraya bir sütun daha ekleyip sınıfını da yazabilirsin. Birinci sınıf işte şuraya, ikinci sınıf şuraya da bir sütun başlatıp onları da yazabilirsiniz istiyorsanız ama basit hızlı bir örnek vermek istedim. Sizin için oluşturdum bunu. İşte Zeynep İstatistik bölüm. Bu da bir veri tabanı arkadaşlar. Aslında baktığımızda bu da bir veri tabanı ama Excel üstünde. Şimdi bizim anladığımız hani sizin bu ders videolarını izlemenizdeki neden olan SQL Server üzerindeki tablolar ya da Oracle Server üzerindeki tablolar. Evet onlar da veri tabanında tutuluyor. Ama onların daha böyle uzun bir ismi var. Biz bunlara genel veri tabanı diyoruz. Onları şimdi söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdi bunlara Database Management System deniyor. Bizim şu hani SQL Server, Oracle dediğimiz, sizin de veri tabanı diye kısalttığınız aslında bunlar database management sistemleri deniyor bunlara ve bunun özelinde de relational database'ler deniyor. O konuya da gireceğim ama önce database management sistem nedir? Bunu bir anlayalım. Şimdi annemin telefon rehberi hatırlıyorum. Üstü deri kaplı, içinde böyle bütün komşuların, akrabaların hepsinin telefonlarını yazıyor oraya, numaralarını tükenmez kalemle yazıyor. Böyle fihrist gibi A, B, C, D diye orada şeyler var arkadaşlar. A harfini çeviriyor, açıyor. B harfini çeviriyor, açıyor. C'yi açıyor. Böyle sıralama istediği harfi açıyor. Hızlı şekilde buluyor mesela. Mesela Semra Hanım'ı bulacak. S'yi buluyor. S'den açıyor. Semra Hanım'ı buluyor. Ve hemen Semra Hanım telefon numarası bir iki sayfa çeviriyor. Belki ilk sayfada olmasa bile buluyor. Arıyor telefonla. Şimdi hala kullanır. Ama cep telefonuna geçti tabii ki. Şimdi bu da bir veri tabanı ama burada arkadaşlar siz şimdi bir annenizin, babanızın böyle bir telefon rehberini düşün. Kaç kayıt olabilir? 100, 200, 300. Maksimum yani birkaç yüz tane kayıt alabilir. Siz şöyle düşünün. Bir elektronik ticaret sitesi düşünün. Bu elektronik ticaret sitesinin on binlerce, yüz binlerce hatta Türkiye'de iş yapan şirketleri düşünün arkadaşlar. Mesela Amazon, dünya çapında. Hem Türkiye'de var hem dünya her ülke. Amazon Almanya var, Amazon bilmem İngiltere var, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.com.tr, Amazon.com zaten tüm dünyada. Bunların arkadaşlar milyonlarca, on milyonlarca belki 100 milyon müşterisi var bu adamların. Bunların telefon rehberi gibi bir rehberleri olduğunu düşünün. Müşterileri tuttuğu. Burada tutamazlar yani annenizin babanızın tuttuğu telefon rehberinde tutamazlar.
Dolayısıyla bunları, bu tarz veriler her ne kadar basit olsa bile, ad, soyad, telefon, e-mail vesaire, böyle temel bilgileri bile tutmak isteseniz çok büyük alana ihtiyacınız var ve çok hızlı erişim sağlamanız lazım. Dolayısıyla sizin neye ihtiyacınız var? Bir tane database management sisteme ihtiyacınız var. Buna bizim DBMS diyoruz, kısaltması. Database Management Systems deniyor bunlara. Bu sistemler işte sizin Oracle, SQL Server, MySQL dediğiniz sistemler bunlar arkadaşlar. Böyle bir sistem kullanıyor Amazon'da kendi içinde. Çünkü bu ne işe yarıyor Amazon'un ya da büyük şirketlerin ne işine yarıyor bunlar? Çok büyük miktarda veriyi depolayabiliyorlar. Öyle 200-300 tane isim değil, milyonlarca, belki milyarlarca veriyi içinde tutabiliyorlar. Sonra annenizin telefon rehberini biri alsa, açsa, baksa, orada birilerinin telefon numarasını öyle kopyalasa yapabilir. Ama bu şirketin, Amazon'un telefon rehberi ya da müşteri rehberi diyelim, müşteri listesi diyelim, müşteri listesine Amazon dışındaki kimsenin erişememesi lazım. Dolayısıyla bir güvenlik olayı var, değil mi? İşte bu veri tabanı, Database Management System, güvenliği sağlıyor. Bu Oracle, SQL Server, PostgreSQL gibi dediğimiz şeyler, bunlar güvenliği de sağlıyor. Sadece veri tabanını kuran kişi, sahibi kimse, admin kimse, o bunları görebiliyor. Diğer başka kullanıcılar da admin'in izin verdikleri görebiliyor. Admin'in izin vermedikleri göremiyor arkadaşlar. Sonra yedeği alınabiliyor. Mesela telefon rehberi kaybolsa gider. Ancak bu veri Amazon'un müşterileri, mesela Türkiye'deki müşterileriyle ilgili olan kısım silinse, bunun yedeği mutlaka tutuluyordur. Kartuşlarda, büyük SSD'lerde, o yedekten geri dönerler çok hızlı bir şekilde. Ve mesela veri tabanını tutan server yansa bile yedekten başka bir veri tabanı kurup ona geçirebilirler verileri. Sonra import export data. Siz mesela yine mesela diyelim ki SQL Server'da tutuyorsunuz verilerinizi. Başka bir SQL Server'a aktaracaksınız. İşte onları import export işlemlerini yapıp bu şekilde aktarabilirsiniz. Manuel olarak yapmaya kalksanız işte telefon rehberini elle kopyalayacaksın ya da fotokopisini çektireceksin ya da Excel örneğinde olduğu gibi Excel dosyasını copy paste yapacaksın. Ama bunlar 300-500 kayıtta sıkıntı yok. Milyarlarca verinin olduğu ortamda sıkıntı. Mesela şu Excel'e bile arkadaşlar belli bir limit var. Şuradaki alttaki, bakın, ilerletiyorum bu hücreleri. Bunların da belirli bir limiti var. Belli bir sayıdan fazla veri almıyor. Bir Excel dosyasının alabileceği maksimum size işte belli arkadaşlar. Bilmem kaç megabayttan daha fazla bunu büyütemiyorsunuz, Excel dosyasını. Bilmem kaç binden fazla, kaç yüz binden fazla veri de atamıyorsunuz. Öyle ben milyarlarca veriyi Excel'e atarım, ne gerek var? Olmuyor arkadaşlar. Taşıyamıyor. Excel'in de bir limiti var. Sonra aynı anda birden fazla işlem yapabilirsiniz. Mesela Excel dosyasınız hem siz açsanız hem de başka bir arkadaşınız, mesela ofistesiniz diyelim, çalışıyorsunuz için, açmaya çalışsa ona bağlanmasına izin vermiyor. Diyor ki bu Excel dosyasını arkadaşınız kullanıyor. Ancak o kullanıp save ettikten sonra siz açabilirsiniz. Üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ama read only bir kopyasını açabilirsin diyor. Yani aynı anda mesela iki kişi, mesela diyelim ki bir büyük okulun kayıt sistemi bu. Buraya aynı anda iki kişi kayıt yapmaya çalıştı. Birisi işte 104 numaralı kişi yeni bir öğrenci ekleyecek. O sırada başka bir odada, o okulun başka bir odasında başka bir kayıt alınıyor. Başka bir kayıt alan idari personel de bir kayıt daha alacak diyelim. Aynı anda yapmaya çalıştıkları zaman işte 104'e o mu verecek, o mu verecek? Aynı anda açamıyor Excel'i. Excel buna izin vermiyor. İşte ikisi de 104 numarasını vermeye kalkar. İşte veri tabanı yönetim sistemleri, database management sistemler bunu engelliyorlar. Hem aynı anda çalıştırıyorlar hem de 104 sicil okul numarasını aynı öğrenciye verdirmiyor. Mesela birisi 104 alırsa, aynı anda iki kişi idari personel kayıt alırken birisi mesela buraya yazdı, diyor ki yeni öğrenci Ayşe diyor, işte bölümü matematik diyor. Save'e bastığı anda öbürü de diyelim ki Mehmet kimya diyelim, kimya bölümüne kayıt. İkisi de aynı anda tıklasa bile, bakın, veri tabanı database management sistemlerden bahsediyorum. SQL Server, PostgreSQL, bunlardan bahsediyorum. İkisi de aynı anda save'e bassa bile birine 104, birine 105 veriyor. Ay, kesinlikle ikisine de aynı anda, buna ikisine de aynı anda 104 vermiyor. İşte hocam ben Excel'de de hallederim bu işi diyen arkadaşlara, hani
Neden Excel'de yapamayacaklarını söylüyorum. Excel'de yapmaya kalksanız bir kere Excel açtırmıyor aynı anda. Aynı anda iki kişi değişiklik yapamıyor. Excel açtığı zaman biri sadece read only açıyor. En son halini okuyor. Aynı anda hani iki tane Excel, o zaman ben de kopyalarım en son halinden devam ederim diyorsan iki tane Excel farklı bilgisayarda ikiniz de 104 sicil numarasıyla ya da okul numarasıyla iki kayıt alırsınız. Sonra uğraş dur. Öğrencinin kayıt okul numarasını değiştir. Öğrenciye telefon aç. Senin numaran değişti. Yanlış vermişiz falan. İşte veri tabanı yönetim sistemleri bu hataları engelliyor. İkisi de aynı anda kayıt tuşuna bassa bile bir SQL Server üzerinde save tuşuna bastığınızda birine 104 veriyor, birine 105 veriyor. Bakın ikisi de aynı saniyede basmış olsa bile. Farklı numaralar veriyor. Aynı öğrenci numarası verilmez biliyorsunuz. Bunları sağlıyor. Sonra database management sistemlerinin programlama dilleriyle konuşabilirler. Yani veri tabanı yönetim sistemleri mesela SQL Server üzerinden siz C# programlama yapıyorsanız C# üzerinden, C++ yapıyorsanız C++ üzerinden, Java yapıyorsanız Java üzerinden connection driverlarını yükleyip programcıların driverları vardır arkadaşlar. İlgili veri tabanının driverları sitelerinde bulunur. Mesela SQL'in sitesi Microsoft'tan indirir. Öbürü PostgreSQL'in sitesindendir. MySQL'in ayrıdır. Bunların kendi web sayfaları vardır bu şirketlerin, veri tabanlarının. Onlardan driverları indirirsiniz diye. C# driver'ı ayrı, Java ayrı, C++ ayrı. Bunları indirdikten sonra, bu driver'ları indirdikten sonra, bunlar bir çeşit DLL dosyası. Bu DLL dosyasını indirdikten sonra artık siz o veri tabanlarını kendi programlama diliniz üzerinden kayıt atabilirsiniz. C#'da bu daha kolay SQL Server. Çünkü ikisi de Microsoft'un olduğu için herhangi bir driver indirmene gerek yok. Biz videolarımızda bunları anlattık. Nasıl yapacağınız, SQL Server'a nasıl bağlanır? Bunlar bizim videolarımızda C# dersleri videolarımızda var. Oradan bakabilirsiniz. Bir SQL Server'a C# üzerinden nasıl bağlanır? Çok detaylı bir şekilde anlatılan dersimiz var. C# derslerine girin. Orada görebilirsiniz. Yani C# üzerinden ve driver indirmeden Visual Studio üzerinden bir iki ayar yapıyorsunuz. Tak diye bağlıyor sizin veri tabanınızı ve C# programlama dili üzerinden veri tabanına kayıt atıyorsun, kayıt okuyorsun, kayıt değiştiriyorsun, siliyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Şimdi programlama dilleriyle konuşabilirler dedik. Excel'in öyle bir durumu yok. Excel programlama dilleriyle konuşamaz. Dolayısıyla böyle yararları var. Yani sizin veri tabanları DBMS dediğimiz bu Oracle, SQL Server gibi sistemler, yazılımlar veri tabanları oluşturup içinde bilgileri düzenli bir şekilde depolayabilmemiz ve üzerinde işlem yapabilmemiz için bize kolaylıklar sunan özel bilgisayar yazılımlarıdır. İşte bu SQL Server dediğimiz ya da Oracle dediğimiz şeyler.